gideceksin. Evet. Oradan çıkar mısın sen? Neden? Sen oradan kanka çıkar mısın? Biz burada birbirimize yardım etmiyoruz. Bırak etsin ya. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Cansu. Yani ben şeklinde yardım etmek istiyorum. Ben sizi şeklinde bekliyorum. Sen az önce yardım beklemiyor muydun? Sen Hatice'den yardım beklemiyor muydun? Ben Zeytin'le alakalı tutuşmuşum. Tamam ben de çocukların yardımını yapacağım. Ben şekil yapmayacağım ki. Ay Cansu nefes atsın ya. Nefes attın ya. Deliriyorsun tabii yapamadığın için deliriyorsun. Sana gelsem kabul ederdin ama. Ne edeceğim? Benim sana ihtiyacım yok. Çok da güzel oldu zaten çiçekleri. Hatice'yi çağıran bendim orada. Teşekkür ederim. İşte titiz olan bir insan titizliğin halinden anlıyor. Hatice çok beğendiği için ona da getirmek istedim. Siz isteseydiniz size de getirirdim. Hmm, çok güzel oldu. Bence de çok yakıştı. Çok uyumlu oldunuz ha. Tam takım oldunuz evet. Şimdi. Ben geldiğimden beri yani son iki haftaya kadar özellikle Başak'ın geldiği zamana kadar burada çok güzel zamanlar geçirdim. Hatice'nin gitmesi beni çok üzer ki gitmeden önce de hep bunu dile getirdim. Evet. Hatice gideceğine sizlerden biri gitsin. Hep Hatice'yi tercih etmiştim. Gerektiği kadar elimden geldiğince ona destekli olmaya çalıştım zor zamanlarında. Hani tatlı tatlı atışmalarımız oldu ama ben onu çok seviyorum. Biliyorsunuz ki ben de sağlıkçıyım. Hani uzun saatler çalışıp nöbetten çıkıp buraya geliyorum. Çok ben de Hatice kadar olmasa da uzun bir zaman geçirdim burada. Ben de yorulduğumu hissediyorum. Onun için ben gitmek istiyorum buradan. Bayrağımı nasıl? Hatice'ye de evet teslim etmek istiyorum. Ha. Sen gitmek istiyorsun. Evet ben gitmek buradan. İstiyorum. Ben kayınvalideme de zaten öyle bir şey açıklamıştım. Evet. Böyle bir şey yaptım. Evet. Ben şoklardayım. Bir dakika. Şimdi iki yıl olmuştur değil mi bu izlediği? O, evet. Hadi iki yıl diyelim. Gel. Şöyle dışarıdan seyirci olarak bakıyorum. Ne kadar fedakarlık yapmışım ya. Karşımda buzdolabı gibi böyle sopsoğuk duran bir insana ne kadar çok fedakarlık, ne kadar çok kendimden bir şeyler alıp vermişim sana ya. Canım benim kendinden alıp verdiğim bir şey şapkadan mı bahsediyorsun? He şapkadan bahsediyorum şunu canım. Şunu da söyleyeyim ben. Hani ben göre sana, göre şapkayı gördüm. Tamam ben sana gel bak ne kadar güzel izledik. İzlerken de gerçekten yani hala o duygular içerisindeydim. Ben artık o duygular ama içerisinde değilim. Ama sen hala ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Döndürüyorsun olayı saptırmaya çalışıyorsun. Artık yok çünkü bak, diyorsun ki ben açtı kendini, canım. Ya, artık hiç o duyguların onda kadar, biri yok bende. Hala istediğin kadar açabilirsin. Benim için hiç sıkıntı değil. Ben burada sana ne anlatmaya çalışıyorum? Diyorum ki hala diyorum izlerken bile diyorum bir duygu hissediyorum ben orada da diyorum. Duygu göremiyorum sen orada ya. Diyorsun ki ben neler yapmışım. Bak. Ben sana gel bana yerini devretme dedim. Hayır bana hayır bir tek dedim. O, yok bir edemedim. Tane konuya odaklanıyorsun başka tarafa kafa gitmiyor. Hayır sende. Başka ne yaptın? Millet bana benim bir üstüme, söyle. Millet orada Cansu üstümüze gelirken ağzını açıp tek kelime etmemişsin ya. Yine çatır çatır canım ben savunmuşum ben, bizi ya. Tamam orada giden zaten sendin. Ben ne diyecektim? Elif git buradan ya da senle konuşuyorsun mu demem gerekiyordu. Yok yani demez hala kendine zaten. Bir oradan pay çıkarmaya çalışıyorsun ama ben gerçekten o eski şimdi, Elif olsaydı hadi. Anlaşabilirdik ama şu anki yok Elif'e artık. Çok farklısın. Tabii. Eski Elif olsaydı alışırdın. Elif sana hizmet ediyormuş çünkü. Ben şey merak ediyorum, bu halden bu hale nasıl geldiniz? Eski dosttan düşman olmaz diyorlar ama canım, siz baya baya düşman bak, olmuşsunuz. Ben Hamdım, hani bak açıklıyorum. İlk geldiğimde Hamdım. Sonraki geldiğimde piştim, şimdi yanıyorum. Artık diyorum ki devreler bende açık, kimin ne olduğunu biliyorum. Benim gelinim çok iyi niyetliydi. Hatice'yi gerçekten seviyordu, Hatice de onu seviyor gibi gözüküyordu. Benim gelinim hatta Hatice'nin puanları düşüktü, elenecek diye de üzülüyordu. Kendi yerine de Hatice elendi, elenecekti, kendisi çekildi. Ha iş için çekildi ama i̇ş bir için. Hafta daha çekilmeyebilirdi mesela. Tabii istemese çekilmezdi. İstemese bir hafta daha idare ederdi. Ama Hatice gitmesin diye o hafta çekildi. Ondan sonra o kadar samimiyete burada arkada benimle de çok iyiydi Hatice, gelinimle de çok iyiydi, arkada çok iyilerdi. Ne zaman ki biz buradan çekildik, Hatice'ye bayrağı teslim ettik, gittik, benim gelinimin telefonlarını bile açmamış. Ondan kaynaklı bir şeydi. Ben zaten bunu hissediyordum. Gelinimi de uyardım aslında. Bak Elif, burası yarışma. Senin burada yüzüne gülmelerine bakma. Dikkat et. Yok anne öyle değiller. Ne oldu? Gittikten sonra ortaya şimdi, benim gibi olmuş. Bir saniye. Şimdi sizin geliniz çok iyi niyetli, çok güzel. Arıyor Hatice'yi cevap vermiyor.
Çok güzel böyle, öyle güzel süslüyorsunuz ki ya, Elif'i de kendiniz de Hatice gitmesin diye kalsın aslında, giderdi de bir hafta daha idare Hatice için. Ya siz kimse için bir şey yapmazsınız. Menzibahis olan burada ortada. Ya, altın konuşuyor yarışma programında. Kimse için yapmazsınız. Yani kendiniz için çekildiğiniz programdan, ayrıca Elif'le Hatice arasında herhangi bir problem varsa bunu ben bilmem, bunu Hatice cevabını versin. Tek taraflı değil hiçbir şey. Burada sen Elif'i süslüyorsun, cilalıyorsun, tozunu alıyorsun, güzelleştiriyorsun. İşin ama kazın ayağı öyle değil Çiğdem. Söyleyin o zaman. Evet, kazın ayağını ben söyleyeyim mi? Ya söyleyin. Altın hırsı. Hayır canım, rekabet hırsı. Bu ticaret. Bu bitirmiş. Bakın ben o zaman da gerçekten gelinimi uyarıyordum. Ben buna çıkacak. Bak Elif, bunlar senin gibi samimi değil. Sen safsın birazcık. Bunlar seni yiyecek. Ama gelinim inanmıyordu. Aranızdaki problem nereden başladı kızlar? Bu kadar vallahi iyi dostken. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben her şeyi yaptım arkadaşım. Her şeyi yaptım. Hatice beni lohusalığa altınasın. Hep bir bahanesi var zaten üste çıkmak için. Her şeyi için. Yaptım. Doğum bana yaptı hanımefendi. Bana ne yaptığını anlatsana. Ben seni kaç kere aradım. Bir kere beni arayıp sormuşluğu yok. Tabii. Neymiş? Lohusaymış. Bunalımdaymış, kimseyi aramıyormuş, etmiyormuş, onu söyledi. Altın liste mi bozdu yoksa kızlar sizin bu arkadaşlığınızı? Ben, vallahi ben buraya Elif geldiği günden beri aynıyım, gittiği günden beri de aynıyım. İstediğini söyleyebilir, insanları zamanla tanıyorum ben. Tamam, bana kendisi geldi, kendisi şapkayı verdi, yerini kendisi, Hatice, bunların hiçbirini Elif ben istemedim. Elif listede yükseldi ya, acaba ben, ondan dolayı mı? Ben zaten değiştiğini defalarca söyledim ve bunu gelenlerin hepsi de söyledi. Yine değiştiğini olmuşum. Değiştiğini çok söylediler. Bana lohusalık falan filan diyorsun da beni aradığında ne diyordun? Aa, filan kişi şunu şöyle yapmış. Evet ya, filan kişi de böyle yapmış. Telefonu haberin var mı? Haberin var mı? Nasıl açmadın ben? Ben size bir şey söyleyeyim. İnan benim arama kayıtlarım var ya, hiçbir zaman silinmez, çıkartır gösteririm. Çıkartsana. Tabii. Yaptığım bir şapka, bir de geliyorsun. Ben sana gel ya, tamam Hatice, demiyorum. Her gün gelip Pollyanna'yı oynuyorsun. Sonra da böyle düşürmeye çalışıyorsun. Yemezler. Bayağı bir kapıştılar, tartıştılar. Aralarında bir problemler çıkmış, yaşamışlar ama bunu Hatice'nin çocukların olduğundan dolayı görüşmediklerini söylediler. Bence Elif'in altın listedeki hızlı yükselişinden dolayı olabilir bu. Gelininizden çok severim. En sevdiğim. Bayram baklavası yapmak için yardım isteseniz gelir mi? Gelir ya. Gelir de zaten ben baklava açamam bence yani. Onu açtırırsın. Ona açtırırım, içini ben yaparım böyle, süslerim. Onu herkes yapar. Ezgi açar. Yani. Peki. Neslihan da açar o da, ikisi de açar. Benimkisi de gelir yapar. Yapar. Yapar Fatih Bey. Benden önce girer. Anladım. Ben hiç uğraşamam baklavayla Fatih Bey. Ben zaten... Sütlaç falan benim muhabbetim. Hatice'yi çağırırım, o da bilir benim yapamayacağımı. Ama zaten tatlıcı döktürür. Kızı değil mi o? Efendim? Tatlıcı kız o. Evet, yapar yani Hatice. Anladım. Döktürür, açar yapar. Fatih Bey, benim gelinimi de çağırsam gelir. Gelir. Ama içine cevizi döktürürüm. Ben zaten çok güzel baklava açıyorum. Açtırmam diyorsun. Açtırmam. Allah'ıma bir şükür. Allah'ıma şükür. Çok hamar atıyorsun. Yedin hadi mi bakalım baklavayı? Ne oldu, isteyin birbirinizi, gelin bir göreyim. Merhabalar hanım anne. Bu ne samimiyet? Akraba mıyız? Çorapları gördün mü? Yumurta topuk ayakkabısı yok kızım. Benden sana 5 bilezik, geline 20. Tamam, sana 20, geline 50. Reyhan! Torunlarının babası olacağım, babası. Geliyor Reyhan. Otur evladım. Ay, otur evladım. Bakayım. Bu arada bakacaksın Enginar'ın çatalla falan. Çevirdim az önce. Şimdi tekrar az bu önce tarafı çevirdim. Yani diğer tarafını çevirdim. Zaten böyle pişiyor hayatım o. Ha, tamam.
çevirdim yine de bilmiyorum zaten diye. İnginer taze olduğu için pişiyor. Hatice geç kalmışsın soğanlarında. Hayatım niçin çeviriyorsunuz? Şimdi öyle şey pişecek yahu. Fatih Bey altları pişmemiştir diye şimdi çevirdim. Hayatım öyle pişiyor zaten, tamam. Özelliği onun o. Tamamdır, hiç hemen çevirdim. Bir zeytinyağlı yaparken bir kere malzemeyi asla oynatmamanız gerekiyor. Evet. Kızlar dün çok böyle tartışmalar geri oldu. Bir şey oldu.